yapmaları gerekeni yapmayınca onun yerine ne yapıyorlar Cenab-ı Hak fahum muaredun dedi. Eran ediyorlar yani yüz çeviriyorlar. Yani ilgisiz ve alakasız durmayı, yokmuşçasına yapmayı. Bir yandan vahiy ile uyarılırken bir yandan hayat ile uyarılırken hem hayatı doğru okumaktan kaçınmak hem vahyi duymaktan kaçınmak Korkunç bir kapanma örneği. İşte bu tam kapanma. Hani bir tam kapanmadır ki duyuyoruz ya. Aslında tam kapanma böyle bir şey. Cenab-ı Hak bunun teşbihini de yaptı. Tam kapanmana nasıldır? İnsan kabre girerse mesela bir yerde bir şey eşer. Ondan sonra içine girer. Üzerinde toprakla bütünüyle kapatırsa işte bu tam kapanma olur. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, sen böyle tam kapanmış birini işi ona işittirebilir, ona duyurabilir, ona hissettirebilir misin? اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Sen kabirlerdekilere işittiremezsin. Yani duymaktan kaçınmak için, görmekten kaçınmak için bir kimse kendisini ancak bu kadar izo izole edebilir, o da kabirdekinin durumuna benzediği için Cenab-ı Hak öyle teşbih etti. Kabirdeki adam, insanların çoğunun böyle bir kapanmayla yaşadığı bir hayattan bahsediyoruz. Hayatın sahibine dair her türlü ayeti görmekten imtina ettiği, diyeceksiniz bu kadar ilim yapıyoruz o zaman, bunu niye yapıyoruz? Bunu da öyle yapıyoruz ki dikkatlice bizi Yaratanla var eden kudretle bulaştırm, buluşturmayacak, yüzleştirmeyecek, karşı karşıya getirmeyecek bir körlükle yapmaya çalışıyoruz. Son derece özen ve dikkatle yani olağanüstü bir ilmi çıkarsak bile oradan olağanüstü bir körlükle bunu buraya kim koydu demeyerek bu kadar dikkatli olmalıyız olur da yanlışlıkla ağzından kaçarsa ya bunu buraya kim koydu falan diyecek olursa onu korkunç bir şekilde e, aramızdan kovmalıyız. Bugünkü bilimin yaklaşımı bu ve çok özenliler bu konuda. Birini ağzından kaçacak olsa farkında olmadan böyle bir tanesi bir makaleyi yazarken onlar böyle ağızlarından kaçırmışlar var eden anlamında bir kelime geçiyor orada. Dergi de farkında olmamış, tırnak içinde bilimsel. Dergi de dikkatinden kaçmış, hakemlerde de nasıl olmuşsa bir kelime orada. Bunu bilahare görünce, dergiyi de, hakemlerini de, canlarını okudular, bir daha toparlayamadılar. Üstelik adamlar hepsi özür diledikleri halde. Yani Allah tevbeyi kabul ediyor ama sürecin karanlık ve rastlantısal oluştuğunu iddia eden şeytan tanrısı tevbeyi de kabul etmiyor. Açık açık adamlar tövbe etmişler. Ya yanlışlıkla çıktı ağzımızdan biz inançsız adamlarız yani. O ifadeler öyle birden Bizim dilden diyorlar Çince'de, çevirirken böyle olmuş. Bizim Çince'deki onun manası Tanrı değil aslında. Yani işte bir sürü izahat getiriyorlar ama karşı taraftaki rastlantısal rın Tanrısı kabul edemem diyor. Sen iradi bir varlığın bunu yaptığına dair bir bağlam oluşturmuşsun. Farkında olmadan da bunu yapsan, ben bunu kabul edemem, ee, seni işte şu sınıf dergilerden atıyorum bir daha o türden, o sınıfta, o düzeyde, o üstte sana yer vermeyeceğim. Bu hakemler artık bir daha bu ilmi, bilimsel hüviyetlerine ve itibarlarına kavuşamayacaklar, sakın ha!.. Bu tahammülsüz tavır aslında ışığın ortasında karanlığı oluşturabilmek çabası, yani bu kadar havanın ve atmosfer basıncının olduğu ortamda vakumu oluşturmak ne kadar zor, değil mi? Çok ciddi çabalamanız lazım vakum oluşturabilmek için. Küfür, vakum oluşturmak gibi bir şeydir. Yani insan kendi zihninin böyle içinden bütün o bilgiyi çekecek, hakikati çekecek, efendim yaradana dair, hakka dair bütün ayetleri oradan uzak tutacak, böyle vakum oluşturacak ve bunu bir gün iki gün değil hayatı boyunca da böyle yaşayacak. Kulaktan sızacak olursa vakumu bozacak olan şey, onu tekrar düzeltmek için uğraşacak. Gözden bulaşacak olursa onu tekrardan ıslah etmek için bütün ömrü kendisini bu izolasyon içerisinde götürebilmek için adanacak. Korkunç bir şey yani atmosferin içerisinde havasızlığı koruyabilmek gibi e, zor bir şey. O yüzden agresif tutum ve tahammülsüzlük gösterilen bu yüksek hassasiyet, e, bu zorluktan kaynaklanıyor. Zaten burada kendimizi zor şey yapıyoruz, her taraftan onun ayetleri fışkırıyor ve bunu korumakta zorlanırken, sen bir de kalk bunu satırlara dök, yazıya dök diye gösterilen tepkinin bu kadar abartılı olmasının altında yatan neden de bu. Çünkü her ذِكْرُ مَنْ مَعْيَا وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي Benim zikrim benden öncekilerin de zikri budur ifadesi sadece vahiydeki bir satır değil, hayattaki her alanda nakşedilmiş açık gerçeklik bu. Açık realite bu. Bunu ortadan kaldırabilmek için ilim yapmamak, kendini ilme karşı kapatmak, yaptığın ilmini, ilmi de sadece zahir ile sınırlamak. Yani oraya bir tavan koyacaksın, kendi aklına, akletmesine tavan koyan bilim dediğimiz tırnak içerisindeki anlayış, varlıktan var ediciye dair her türlü sürecin önünü tıkadı, varlığı mutlak kabul etmeye, herhangi bir iradi kudretin eseri olarak görmemeye azmettiği için bu zorlu bir yolculuk. Yani ben imandan vazgeçeyim, sahibi Mevla'yı reddedeyim, serbest kalayım desen bile hayat süreci korkunç bir zorlukla seni bekliyor. Her adımda onu sana hatırlatacak, her geçen günde ona dair dönüşünü hızlandıracak bir süreç seni makasa almaya başlayacak. Yani insanların, biz insanların durumu o kadar garip ki Cenab-ı Hakk'ın zikrinden ki bu zikir demin söylediğimiz temel büyüklükleriyle varlığın, bizlerin varlığının yaratılmış olduğumuz için başlangıçlı olduğunu taşıdığımız her kimlikte yanımızda götürüyoruz ve sonlu olduğunu bizim için açılmış bir hane daha var. Kütükte, nüfusta bekliyor. Oraya da bir sayı yazılacak. Doğum için yazıldığı gibi açmışlar şimdiden garanti. Oraya da bir sayı yazacaklar. Bu gerçeklerle yaşayıp her geçen günde de sürecin oraya doğru makasın daralması gibi ilerlediği bir süreçte kendinizi tam tersi motive etmeniz lazım. Yani biz insanlara deseler ki yaşadıkça hayat daha çok şey vaat edip size kendisine güvendirdiği için mi Allah'ın zikrinden onu hatırlamak, onu yad etmek, onun vaat ettiklerine tutunmaktan daha daha uzaklaşıyorsunuz? Cevabımız yoo aslında hayat her gün bizden daha uzaklaşıyor, daha çözülüyor.'' Yani daha fazlasını vaat etmek ya oluyor bu iş biz burada herhalde kalacağız e, dedirten bir tarafı yok tam tersi gidiyoruz belli ki geldik gidiyoruz dedirten tarafı her gün kendisinden bizi uzaklaştıran çözüldükçe çözülen yani kemiklerimiz etlerimiz her tarafımız böyle ayrılıyor gitgide çözülüyoruz hayata dair bağlantılarımız zayıflıyor. Benzerlerimiz, çevremiz, arkadaşlarımız, aynı düzeyde olanlarımız teker teker ayrılıyor. O bakımdan bir de bununla baş etmek zorundasınız. Yani süreci yanlış okumaya, kalkışmaya çalışmak hem makro büyüklükleriyle hem içten içe korkunç bir zorlukla bizi karşı karşıya getirir. Ama insanların çoğu inatla bunu da başarıyor. Yani bunu başarabilmek için çok güçlü bir inadınız olması lazım. Öyle eşek inadı falan yetmez bunun için. Bunun için şeytan inadı gerek. Yani insanın bu süreçte gösterdiği direnç, inat anlamında söylüyorum, hiçbir şey de yok. Ne keçi de olur, ne başka bir şey de olur. Hayatı boyunca bunu, bu aksi istikameti muhafaza etmeye çalışmak ve ısrarla Cenab-ı Hakk'ın her taraftan kendisini kuşatan Ayetlerine davet eden e, ve bir hayatı böyle Cenab-ı Hak yaratmış kul kendisine dönsün diye her şeyi la يَرْجِعُونَ üzerine kurmuş yani başına gelen musibetten tutun eline geçen nimete varıncaya kadar hepsini öyle bir ibrete dönüştürüyor ki kulun anlam dünyasında dönsün diye. Yani iyi şey yaşasa bak Rabbim buna rağmen bana hala iyi şeyler yaşatıyor. Dönsem mi ya ona? Yok yok dönmeyeyim. Hayır hayır dönmek istemiyorum. Hep bu düşüncelerle gidip geliyor. İnsan dediğimiz var. Sıkıntı yaşattığında da öyle. Bak şimdi de tokatladı Cenab-ı Hak beni. Bana sıkıntı yaşatıyor. Vazgeçip döneyim istiyor. Nice ayetin sonunda La لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ yani iyilikleri de yaşattığı, kötülükleri de yaşattığı, küçük küçük azapları da tattırıp وَلَنْ مِنَ الْعَذَابِ دُونَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye.